Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la görüşmesinden ne çıkacak? Bunu merak ediyoruz. Telefon hattımızda Sayın Hasan Ünal var. Ona soracağız. Sayın Ünal hoş geldiniz bizim TV'ye. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la görüşecek ama bir Amerikan kamuoyu ve Amerika'nın diğer kurumlarının Erdoğan'a karşı ve Türkiye'ye karşı tutumlarını biliyoruz. Bu görüşmeden ne çıkar? Ve bir de tabii bu S-400'ler, F-35'ler ayağı var bu konunun, bu görüşmelerin. Dolayısıyla bu Amerika'da yapılacak görüşmeler ve Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, krize giren ilişkilerin iyileştirilmesi, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini nasıl etkileyecek? Bir yandan da onu merak ediyorum ben. Neler öngörüyorsunuz hocam? Şimdi bence son söyleyeceğimi ilk başta söylemek gerekirse bu görüşmelerden beklentileri çok abartmamak gerekir. Hı hı. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi hakikaten çok kritik bir dönemde bu görüşme gerçekleşiyor. Amerikan basını özellikle, öte yandan da Amerikan Kongresi çıldırmışçasına Türkiye karşıtlığı yapıyor. Evet. Mantıklı bir tarafı yok yaptıklarının. Birçok açıdan Amerikan çıkarlarına aykırı şeyler de yapıyorlar ama Türkiye aynı zamanda Türkiye konusu Amerika'da bir yandan kongreyle, öbür taraftan basınla, bu taraftan da Trump arasındaki kavganın ya da şeyin, düellonun bir parçası olmuş durumda. O nedenle biz şimdi burada gidip Trump'la görüşüyoruz. Trump'la yapılan görüşmelerde Trump'ın bize söyleyecekleri ancak şu çerçevede şeyler olur. Yani benim elimi kongreye karşı güçlendirin. Evet, ama Türkiye Trump'ın elini kongreye karşı güçlendirirken ne yapabilir? Şunu diyebilir: yani bak işte bu Barış Pınarı operasyonuna başladım. Sizler dediniz ki bu operasyonu durdurun. Ben veya ateşkes ilan edin. Benim bir terör örgütüyle bir konuda ateşkes ilan etmem söz konusu değildi ama şartları uygun hale getirdim ve şu anda operasyon durmuş durumda. Çünkü ben istediklerime büyük ölçüde ulaştım ya da geniş çaplı bir çatışma olmaksızın ulaşabilecek duruma geldim. Evet. Dolayısıyla bunun ötesinde fazla bir şey yapamam diyebilir Türkiye. Hı hı. Karşı tarafın S-400'lerle ilgili beklentisi bir açıdan bir de uyanıklık aslında bakarsanız. Fırsattan istifade siyaseti. Hı hı. Yani Trump şimdi bize diyecek ki efendim siz işte bu S-400'ler konusunda benim elime bir şeyler verin ki ben bunu kongreye tekrar satayım. Evet. Ama şimdi biz S-400'lerle ilgili bir pazarlığa girersek, hı hı, o zaman şu ana kadar alanda elde ettiğimiz bütün kazanımların hepsini pazarlık etmek zorunda kalırız. Evet. Yani bu hemen bir sonraki aşamada işte Suriye'den kuvvetlerini çek, PYD üzerindeki baskını azalt, işte PYD'nin devletleşmesine karşı çıkma, bir sonraki aşamada Doğu Akdeniz'deki gemilerini çek, oradaki petrol doğal gaz aramaya son ver. Evet. Her şeye kadar uzar bu. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin Trump'ın elini kongreye karşı kuvvetlendirebilmek amacıyla yapabilecekleri çok sınırlı şeyler. Burada, hı, belki Türkiye'nin yapması gereken aynı zamanda şu olmalı. Bunları konuşurken bir şeyin unutulmamasına da izin vermemek lazım. O da Temsilciler Meclisi'nden geçen Ermeni kararı. Hı hı. Türkiye bunu kabul etmediğini, kabul etmeyeceğini ve bundan dolayı Amerika'yı cezalandırabileceğini, Türkiye'nin de karşı yaptırımlarla cevap vereceğini söylemeli, göstermeli. Evet. Hatta inşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde bir yaptırımlar, muhtemel yaptırımlar listesiyle gitmiştir oraya. Hı. Yani bu yaptırımlar listesine göre bak siz hangi adımları atarsanız biz de benzeri adımlar atacağız şeklinde. Çünkü bu uluslararası ilişkilerde en önemli şey zordur. Zor oyunu bozar. Yani siz karşı tarafa zarar verebileceğinizi gösteriyorsanız ve karşı taraf size karşı yaptıklarından dolayı kendisine de zarar geleceğini görüyorsa, anlıyorsa yaptıklarına çeki düzen verir. Gerçi bugünlerde Amerika öyle bir çıldırmış bir görüntü veriyor ki, evet, her şeye rağmen her şeyi de yapabilirler. Bunu biz daha önce Kıbrıs çıkarmasının hemen sonrasındaki aylarda görmüştük. Amerikan Kongresi çıldırmışçasına başkanın üzerine, yönetimin üzerine gitmiş ve bir silah ambargosu kararı almıştı ve bunu 3-2 çoğunlukla 2 defa geçirdiği için kongreden başkan uygulamak zorunda kalmıştı.
Ama aynı şeyi unutmayalım. Mesela o bu karara çok destek veren demokrat aday o sırada Jimmy Carter seçildikten 2 yıl sonra da kongreye giderek Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırmaları için kongre üyeleri nezdinde lobi yapmak durumunda kalmıştı. Evet. Dolayısıyla belki de bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bu görüşmeden fazla bir şey çıkmaz. Beklentileri yükseltmemek lazım. Ama aynı zamanda Amerika ile ipleri koparmamak için de dikkatli davranmak lazım. Rusya ile ilişkileri geliştirmeye devam etmek lazım. Ki Amerika belli bir noktadan sonra, yani şu andan hani ne içtiler de bu hale geldiler denir ya. Evet. Bu sarhoşluğu atlattıktan sonra Amerikan Kongresi ve Amerikan basını, bir de Trump'la ilgili olarak ne yapacaklarsa yaptıktan sonra ya biz Türkiye'yi kaybediyoruz, böyle bir şey doğru değil diye aklı başında konuşabilenlerin seslerinin yükselebileceği bir dönemi beklemek lazım. Evet. Yani şu anda ben böyle mucizevi bir takım şeyler işin doğrusu beklemiyorum. Anladım. Hocam şimdi çok güzel anlattınız. Yani Türkiye Erdoğan oraya Trump'la görüşmeye gidiyor ama bir de söylediğiniz kurumlar var işte Temsilciler Meclisi, Senato, Kongre vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin işi çok zor yani. Hani Trump'la görüşüp anlaşsa öbür tarafta söylediğiniz kurumlar ve aldıkları kararlar var. Tabii. Yani tabii. Çok güç. Yani şöyle söyleyelim. Mesela diyelim ki Trump dedi ki bize ben sizin için şunu yapacağım. Evet. Ama kongreden de mesela sert bir yaptırım kararı çıktı. Evet. Nasıl oldu? Ve 3-2 çoğunlukla çıkıp Trump'ın önüne geldi. Evet. Mesela Ermeni tasarısı öyle. Ezici bir çoğunlukla geçti. 3-2 ne? Evet. Yani 403'e 16 mı ne öyle evet, bir şey evet. Oyla. Yani dolayısıyla Trump'la bizim yaptığımız ya da bir anlaşmanın, vardığımız bir uzlaşmanın anlamı kalmıyor. Evet, doğru. Yani bu kongre, çünkü şu anda birçok faktör, birçok etmen bir araya gelmiş durumda. Öyle ki yani azil sürecinin bir parçası bu konu. Evet. Amerika'da yıllarca yapılan bu PYD lehindeki kamuoyunun, oluşturulan kamuoyunun bir patlaması. Hepsi birleşti. Yani mesele tek başına Türkiye'de değil. Evet, evet. Türkiye önemli bir faktör bir yandan. Çünkü PYD, PKK ile mücadelesi Amerika'daki özellikle İsrail lobisini çıldırtmış durumda. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Mesela Türkiye bütün bunları yaparken bölgesel ilişkilerine hala çeki düzen vermemekte de ısrar ediyor. Hı hı. Mesela şu ana kadar Türkiye Suriye ile çoktan uzlaşmış olsaydı. PYD, PKK konusu otomatikman Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bütün toprakları üzerindeki etkinliği, egemenliğini kurması yönünde çözülmüş olurdu. İsrail'le ilişkilerini düzeltme yönünde adımlar atmış olsaydı belki İsrail lobisi bir miktar dengeli hale gelirdi. Yani mesela Mısır'la kavgasını sonlandırmış olsaydı. Şimdi bunların her biri istismara açık konular. Yani Türkiye bu gerginlikleri sürdürdüğü için karşı taraflar Türkiye'den bu gerginlikleri, Türkiye'nin bu gerginliklerini manipüle ederek belli tavizler koparmaya çalışıyorlar. Doğru. Yani bir açık olarak görülüyor bu. Tabii. Şimdi yalnız demin belki bir konuyu unutmuştum. O da şu. Şimdi Türkiye evet bunu bir beklemeye almak zorunda. Yani Amerika'nın şöyle bir bu sarhoşluk halinden kendine gelmesini beklemek lazım. Ama bu arada Türkiye karşı tarafın canını acıtacak yaptırımlar konusunda hem adım atmalı hem de NATO nezdinde özellikle girişimlerde bulunmalı. O da şöyle, NATO müttefiklerine Türkiye şunu baştan beri hatırlatmalı. Bakın kardeşim, Amerika ile bu ilişkiler böyle giderse, bana Amerika bu yaptırımlarda ısrar ederse, bunlar NATO'nun hem anlaşmasına aykırı hem de NATO müttefikliğinin ruhuna aykırı girişimler olacağından dolayı ben Amerika'ya vereceğim karşılıkların bazılarını NATO içinden yapmak zorunda kalabilirim. Anladım. Yani ne yaparım? Mesela kürecik radarını söktürürüm. Amerika'ya zarar vermek için. Ha, bana yarın dönüp de sizler NATO müttefiki olarak ya Amerika'yla olan kavganı niye buraya taşıyorsun demeyin. Çünkü benim Amerika'yla askeri ilişkilerim özellikle o kadar kapsamlı, o kadar hacimli ki bunların önemli bir kısmı da NATO'nun içinde. Evet. Benim vereceğim karşılıkların NATO'ya
yansımaması düşünülemez diyebilmeli. Dolayısıyla o ülkelerde gitsinler, Amerika üzerinde baskıda bulunsunlar ya da telkinde bulunsunlar. Ya bu iş böyle olmuyor, bunun bir çaresine bakın, bu şekilde devam edemez desinler. Mesela kürecik radarı üzerinden gittiğinizde bundan İsrail rahatsız olabilir. Hı hı. Çünkü kürecik radarın birinci derecede kendi güvenliği için faydalanan ülke İsrail. Evet. Anlatabildim mi? Yani evet, evet, Türkiye hocam. Her cephede dikkatli, soğukkanlı bir şekilde bu mücadelesini sürdürmeli. Yani hem Rusya ile ilişkilerini artan bir oranda geliştirmeli, hem böylece şunu görmeli karşı taraflar. İyi, yani biz kaybediyoruz, Rusya kazanıyor. Eğer istediğimiz buysa çok başarılı olduk diyebilmeli. Veya en azından aklı başındaki çevreler diğerlerini uyarmak için bunu kullanmalı. Bir yandan NATO içinde bunlar yapılmalı. Bir yandan da başta İsrail olmak üzere bölgesel bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi düzenlemek, özellikle de bu Suriye Savaşı'nı sonlandıracak adımlar atılmasına yardımcı olacak şekilde Suriye hükümetiyle uzlaşmak gerekiyor. Türkiye'nin bu, anladım, belki böyle bir üçlü perspektifte çalışması lazım. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Aslında hani bir şey çıkmayacak deniyor ama burada belki atılacak ön adımlar ilerideki, önümüzdeki dönemi, ilişkileri çok ciddi etkileyecek sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla bu görüşmede o anlamda önemli bir görüşme. Her iki tarafın da çok dikkatli adım atması lazım. İki taraf diyoruz, aslında üç taraf var. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Hem kişisel bir takım açmazları var Amerika ile ilgili. Trump var karşısında. Trump'ın azil davası var. Onun da kişisel açmazları var. Ama bir de Amerika'da az önce konuştuğumuz kurumlar var. Hedefinde evet. Türkiye ve ona bağlı olaylar var tabii. Bakalım, göreceğiz ne olacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, görüşmeden ne beklemeliyiz? Bu kez de Sayın Hasan Ünal'la konuştuk. Bir başka yayında yine bizim TV'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.